Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı'nca hazırlanan Tarih ve Düşünce programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tarih boyunca yaşandığı günden bugüne çokça spekülasyon oluşturulan, çokça dezenformasyona tabi tutulan çok ciddi bir konu. Arap ihaneti ya da Arap isyanı meselesi. Fatih abi sen hoş geldin. Hoş bulduk Enes. Abi malum her zaman aktualitesini koruyabilen konu sayısı azdır. Bu mesele de böyle bir mesele. Seyircilerimiz de bu hususla ilgili ara ara sorular soruyordu. Bu mesele hakkında YouTube'da veya televizyonlarda aleyhte bir sürü propaganda olduğu için bu hususta kafası karışan insanlar bu hususta bir Müslüman olarak nasıl bir tavır takınmalıyız? İşte dindaşlarımız olan ve Osmanlı döneminde de vatandaşlarımız olan bir Arap milleti var. Bu millet hakkında topyekün bir iddiada ve ithamda bulunuyor. Bu itham karşısında bizim bilgimiz yok. Fakat söylenen çok ağır ithamlar var. Bunlar bir iftira mıdır, hakikat midir? Burada nasıl hani bir Türk ve Müslüman olarak nasıl bir şuur ve tavırda olmalıyız? Soruyorlar. Sen de abi hani bu hususta böyle bir program yapalım dediğinde ben şahsen de çok mutlu oldum. Bu husustaki dezenformasyonları bir nebze de olsa izale etme babında neler yapabiliriz diye. Bazı sualler de hazırladım bu hususta. Mesela abi evvela bu işin mahiyetine dair Arap isyanı hakkında hani bu aslı nedir, bu mesele nedir? Yani Arap isyanı hani doğru mu yani konu olarak isyan mı, ihanet mi ne demeliyiz buna? Evet. Tabii öncelikle sünneti devam ettirelim. İstazübillah. وَنَا تَوْف۪يكِ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اِلَيْهِ اُنِيهِ Tekrar hoş geldiniz. Tabi bu Araplar ihanet etti. Araplar bizi sırtımızdan vurdu, sırtımızdan hançerlediler. Yâbesi bizim 100 yıllık Müslümanların sırtına bindirilmiş böyle bir yük gibi sürekli zaten muhatap olduğumuz bir itham, bir suçlama ya da şöyle söyleyeyim, bu ihanet, Arap ihaneti kavramsallaştırması, öyle söyleyelim. Şimdi tabii bu meselenin arkasında yatan niyeti inşallah bu sohbetimizin sonunda inşallah oraya temas edeceğiz ama bu Arap ihaneti nedir? Bu bir masal mıdır? Gerçek midir? Nasıl gerçekleştirmiştir? Önce vakayı bir şey yapalım, tavzih edelim, açıklayalım, konuşalım. Ondan sonra da bunun sebeplerini, bu kavramsallaştırmanın, bu ithamın arkasındaki niyetleri, şusunu busunu falan filan inşallah tahlil etmeye çalışalım. Çünkü bu mühim bir mesele arkadaşlar, hala günümüzü ilgilendiriyor. Yani Osmanlı'nın Asya-i Osmani dediği bölgedeki, bakın, Orta Asya şey demiyoruz, Orta Doğu demiyoruz. Çünkü Orta Doğu bir İngiliz ortasıdır yani. İngilizler bütün bir dünyayı yaptıkları gibi İslam aleminde, İslam alemi dememek lazım aslında, alem diye bir şey kalmadı. Alem ruhu olandır. Maalesef şu an için İslam coğrafyası diyebiliriz. Evet. İslam coğrafyasının tarif ve tasnifinde de bir takım kavramlar ürettiler, istilahlar ürettiler ve bize de bunu yutturdular. Biz de İngilizlerin ağzıyla Orta Doğu, Orta Asya değil mi? Yakın Doğu falan filan diyoruz yani. İşte her şey bu kavramların yutturulmasıyla başlıyor. Çünkü bu kavramlar yani istilahlar hakikaten açılmış pencerelerdir. Bu pencerelerden gördüğünüzü siz hakikat zannedersiniz, gerçek zannedersiniz. Dolayısıyla pencerelerin kimin açtığına çok dikkat etmek lazım. Tabiatıyla biz bu bölgeye, yani şimdi İngilizlerin Orta Doğu dedikleri bölgeye ecdadımızın tarifiyle yaklaşmamız lazım. O da ne? Asya-i Osmani. Arabi Osmani. Yani o bölge Arap coğrafyası. Ama yaklaşık 300-400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Hakimiyetinde de dememek lazım. Yavuz Sultan Selim Han'ın tabiriyle hadimiyetinde kalmış diyelim. Evet. Tabiatıyla bu bölge Osmanlı'nın çekilmesiyle birlikte, yani Osmanlı'nın tarihteki rolünü tamamlamış olmasıyla birlikte maddi olarak, manevi olarak tamamlamadı. Dünyanın başının belası olmaya, dünyanın en önemli problem coğrafyası olmaya devam ediyor. Bu boşluk doldurulabilmiş değil. Amerikan düşünce enstitülerinin çağın 100 düşünürü arasında tespit etmiş olduğu bir tane Robert Kaplan diye bir düşünür var, Amerikalı. O diyor ki
dünya barışı Osmanlı'nın tarihe havale edilmesiyle bozulmuştu. Adamın tespiti bu. Çok orijinal bir tespit. Tabii. Yani çünkü nedir? Neticeden hareketle zaten bu tanımı evet. yapıyor. Yani Osmanlı'nın çekildiği coğrafyalarda şu an dünyanın başına bela, sadece bizim değil, değil mi? Bir sürü hadiseler her gün ekranlarımızdan odalarımıza taşmaya devam ediyor. Bunu biliyoruz hep birlikte. Neyse, şimdi bu bölge hala mesele olmaya, problem olmaya devam ettiği için bu Yaveler, yani Arap ihaneti falan filan Yaveleri hala gündemimizi meşgul etmeye devam ediyor. Şimdi geçen hafta da çok kıymetli bir sohbet vardı. Değil mi Berat hocamız? Evet. Bu sığınmacılar meselesini, tırnak içerisinde Suriyeliler meselesini burada ele almıştı. Hakikaten efradını cami ayağını bir program oldu. Ben de çok istifade ettim. Dolayısıyla şimdi bizim ele alacağımız konu da Allah nasip ederse inşallah o meseleyle alakalı ve o meselenin biraz daha tarihi boyutunu derinlemesine tahlil edecek bir konu olacak. İnşallah istifadeye medar olur. Şimdi bu Arap isyanı meselesi, o hükümleri sonra verelim, hatta vermeyelim, sizler verin hükümleri bizim anlattıklarımızdan. İşin aslı esası şudur, Şerif Hüseyin, Mekke Şerifi Hüseyin değil mi? Yani Mekke Şerifi Hüseyin'in kendi bölgesinde, dar bir bölgede Birinci Dünya Harbi esnasında devletine isyan etmesiyle alakalı bir söylemdir. Ama bu genelleştirilmiştir, umumileştirilmiştir ve bir istilah olarak da bütün bir 300-350 milyonluk Araplara, Arap coğrafyasına teşmil edilmeye çalışılmıştır. Bunun sebeplerine geleceğiz. Şimdi hikaye şöyle başlıyor. Belki şunu, bu mevzuya girmeden şunu anlatmam istifadeye medar olabilir. Şimdi Mısır'da, Kahire'de aynı Şems Üniversitesi hocalarından profesör, neydi, ben Tarih Medeniyet Dergisi'nde genel yayın yönetmeniyken Mısırlı bir tarih profesörüyle tanışmıştım. Biraz Muhammed Harp ile tanışmıştım. Ziyaretime gelmişti, sağ olsun. Hayattaymış, Allah uzun ömürler versin. Hakikaten Mısır'da Osmanlı arşivi kuran bir zat. Ziyaretime gelmişti, sohbet ediyoruz. Yazı verecek bize. Söz şeyden açıldı, bu Arapların Türk düşmanlığı, Türklerin Arap düşmanlığı meselesine gelince bana enteresan, ilginç bilgiler verdi. Dedi ki, Fatih Bey dedi, Mısır Milli Eğitim Müfredatı'nı İngilizler hazırladı. 1882'de biliyorsunuz Mısır'ı işgal etti. Ve dedi, Türklerin Arapları sömürdüğü, Arap coğrafyalarını gasp ettiği, onların ulus bilincini yok ettiği, onları sürekli aşağıladığı, temelsiz bıraktığı suçlamaları İngiliz danışmanlar tarafından, eğitimciler tarafından Mısır Milli Eğitim Müfredatı'na yedirildi. İlkokul, ortaokul, lise seviyesinde, hatta üniversite derslerinde dahi. Ben de dedim ki Allah Allah, İngilizler aynı operasyonu bizde de yaptılar tersinden. Bizde de Milli Eğitim Müfredatı, yani talim ve terbiyede bütün ilkokul kitaplarından, ortaokul ve lise kitaplarına kadar, hatta üniversite kürsülerinde bile Arapların Osmanlı'nın en nazik anında, Birinci Dünya Harbi'nde, sonra da milli mücadelede Türklere ihanet ettikleri, Türkleri sırtlarından hançerledikleri yavesini ders kitaplarında sanki bilimsel bir gerçeklikmiş gibi yaya 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 yedirdiklerinden bahsedince dedik ki bakın, bak hocam dedim, bu konuyu bir şey yapalım, işleyelim. Dedi ki ben de onun belgeleri var dedi. Yani Mısır müfredatını İngilizlerin hazırladıklarına dair bende belgeler var, vesikalar var. Bizde de tabii bol miktarda vesika var. Hatta mütevaffa Oktay Sinanoğlu profesör, bilirsiniz. O iyi tanışırdık. Ziyaretime gelirdi, dergiye gelirdi zaman zaman. Bu mevzularla alakalı bana enteresan bir bilgi vermişti. O da şu. Ben dedi devlette çalıştım. Yani danışman olarak Türkiye'de zaman zaman geldim, çalıştım. Daha 1980 darbesine kadar Milli Eğitim'de, bütün bakanlıklarda olduğu gibi Milli Eğitim'de, Türk Milli Eğitim Bakanlığı'nda, özellikle talim terbiye bölümünde 12 tane Anglo-Sakson Jewish danışman vardı. Ve bütün o operasyonlarını, ne yapmak istediklerini, nasıl hareket ettiklerini detaylı bir şekilde anlatmıştı. Ben muhtelif makalelerde bunları zaten yazmıştım. Yeri geldiğinde tekrar inşallah bahsederim. Tabiatıyla, hatta öyle diyor ki,
Yani diyor bakanlıklarda, bütün bakanlıklarda bunlardan vardı İngiliz danışmanlar. İngiliz deyince şunu anlayın yalnız. Anglo-Sakson Jewish ittifakı. Yani Teoman Drolet evet, hocanın İngiliz Yahudi evet. medeniyeti dediği bir çalışması var biliyorsun. İngiliz aklı Yahudi aklıdır. Yani bunu kesinlikle bir tarafa koyalım. Dolayısıyla çekilen o zaman fax dediğimiz bir şey var, iletişim vasıtası var. Fakslarda bile bir fax çekileceği zaman acaba ne çekiliyor, nereye çekiliyor diye böyle gizlice kontrol ettiklerine dair çok komik anekdotlar da benimle paylaşmıştı Oktay Hocam. Şimdi tabiatıyla bu Muhammed Harp Hoca ile bu mükalememizden sonra biz biraz derinlemesine girdik bu meseleye. Çok ciddi tabii bir takım vesikalarla, bir takım gerçeklerle karşılaştık. Nitekim evet. daha sonra da müstakil bir sayı Arap İhaneti Masalı diye Arap Düşünce Dergisi'nde dosya çalışması yaptık. O tabii o Muhammed Harp Hoca ile yapılan bir çalışma değil. Değil. Burada... Ama bu gerçekten çok ses getirdi. Arap dünyasında şöyle da çok ses getirdi. Hatta bunun Arapçaya çevrilmesi konusunda falan şeyler geldi. Dedim yani o kadar da siz yapın. Hakikaten bu klasik Arap ihaneti meselesiyle alakalı dünyada ilk defa ortaya çıkan belgeler yayınlandı. Evet. Doktor Ahmet Uçar tarafından. Yani hem de bu dönemde bizim Türk Silahlı Kuvvetleri ile o dönemdeki Arap kuvvetleri arasındaki irtibatlar, diplomatlar arasındaki irtibatlar tabii, vesaire. Oradaki yerel aşiret liderler arasındaki irtibatlar. Tabiatıyla bu böyle bir mesele. Hala da mesele olmaya devam ediyor. Neden devam ediyor? Bakın Suriyeliler, dikkatinizi çekeyim, bir kavramsallaştırmadır. Yani bir ıstılah. Suriyeliler. Bagajında nefret vardır. Bagajında düşmanlık vardır. İdeolojik anlam yüklenmiş bir kavramsallaştırmadır Suriyeliler. Mesela Ukraynalılar demiyoruz. Değil mi? İngilizler demiyoruz. Mesela şimdi Fethiye'ye giden İngilizler işgali altında. Alanya'ya, Antalya'ya gidin. Ruslardan, Almanlardan geçilmiyor. Memleketin en krem de la krem yerleri tamamen bunların işgali altında. Öyle söyleyeyim yani. Tabii. Yani Türkiye'de Ahmet Cevdet Paşa'nın dediği gibi Türkiye insanlığın son adasıdır. Osmanlı insanlığın son adasıdır diye bir tespiti var Ahmet Cevdet Paşa'nın. Son büyük Osmanlı devlet adamı ve mütefekkirlerinden ve ilim adamlarından. Ne demek insanlığın son adası? Dünyanın her köşesinden kendi ülkesinde hayat hakkı tanınmamış, yaşama hürriyeti elinden alınmış, efendim ve kendi memleketinde barınamayan dünyanın hangi milletinden olursa olsun insanların yüzerek bir şekilde gelip çıktıkları ve kurtuluşa erdikleri ada bağımında bir metafor kullanıyor Cevdet Paşa. Hakikaten öyledir. Evet. Yani meseleyi dağıtıyorum ama anlaşılması bakımından neticede sohbet ediyoruz yani. Aslında biz bu tarihi vazifemizden kendi kendimizi azletmiş olsak bile o insanlar bizim bu vazifeyi devam ettirmemiz gerektiğini bize fiili olarak gösteriyor. Fiili olarak. Bize sığınarak. Tabii bakın çünkü şöyle coğrafya kaderdir diye hani bir laf vardır ya hakikaten öyle. Türkiye coğrafya itibariyle çok hakikaten enteresan bir noktada. Yunanistan'da Albaylar Cuntası darbe yaptığı zaman Yunanlı muhalifler binlerce muhalifin ilk kaçmayı düşündükleri akıllarına ilk gelen ülke neresi oldu? Göya düşmanız ya. Türkiye oldu. Türkiye'ye sığındı. Ve bir kısmı da Suriye'ye sığındı. Suriyeliler bu Yunan ahalisini, bak Rum demiyorum. Yunanistan ahalisi çok karışıktır. Hani Rum falan filan da değildir yani Kahire ekseriyeti. O da bir bahsi diğer. İlk geldikleri yer Türkiye oldu. Bir kısmı da oradan Suriye'ye geçti. Suriyelilerin onları evlerinde ağırladıklarına dair bütün imkanlarını onlara seferber ettiklerine dair arşivlerimizde yüzlerce, binlerce vesika var. Fakat buna rağmen bugün o Yunanistan, Suriyeli muhacirleri, göçmenleri denizin ortasında botlarını batırmak suretiyle ölüme gönderiyor. Bunları bilelim, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama Türkiye'ye gelenler ne oldu? İzzet-i İkbal ile karşılandılar ve hatta otobüslerle ya da gemilerle Kıbrıs'a götürülüp orada iskan edildiler. Hatta öyle ki Kıbrıs'taki Türk-Rum nüfus demografik denge dahi bozuldu. Maalesef. İsveç ne alaka değil mi? İsveç de dünyanın kuzeyinde. İsveç Kralı Şark, Ruslarla Poltava'da
muharebe yaptı. Yenilince Osmanlı'yası. Bütün avanesiyle, evet, etrafıyla. Bu yani Cevdet Paşa'nın lafı boşuna değil. Hatta tabii çok masraflı. Devlet karşılıyor bütün masraflarını. Adam rahata alışmış. Geri dönmek istemiyor yani. Ülkesine dönmek istemiyor. Düşünün. Ondan sonra adını Demirbaş koydu halk. Ne demek Demirbaş? Yani buranın Demirbaşı nedir? Kütüphanedir. Bunu buradan kimse kaldıramaz. Adama Demirbaş lakabını taktılar ya. Evet. Dönmediği için memleketine. O kadar rahat yani burada. Burası böyle bir memleket. Burası böyle bir coğrafya. Dolayısıyla içimizde kripto unsurlar, bakın, bizim tarihimizle, bizim köklerimizle, bizim tohumumuzla alakası olmayan ama Türkiye'nin kültürel iktidarını ele geçirmiş bir takım yapılar, güçler tarafından bizim iftiharla mefahirimiz olan bu hususiyetimizi lekelemek, boşa çıkarmak adına içimizdeki bu kripto unsurların yürüttüğü propaganda sebebiyle bu hikaye kötüye doğru gidiyor. Yani ecdadımızın maziye kazanmış olduğu bu iftihar tablolarını içimizdeki bu kripto unsurlar, Türk maskesiyle dolaşan ama aslında saf ateist olan, dönme olan, adeti olan bir takım kripto unsurlar, Türkiye'nin kültürel iktidarına hakim oldukları için maalesef bizim iftihar vesilemiz olan o vasıf vasfımızı ve özelliğimizi, hususiyetimizi boşa çıkarmak, tersine çevirmek, dünya milletleri nezdinde bu itibarı, bu tarihi itibarı ve kredimizi sıfırlamak adına çok yoğun bir propaganda faaliyeti yürütüyorlar. Neyle? Sosyal medya üzerinden, gazetelerde, televizyonlarda. Daha dün, evvelsi gün Filistin'de mücahit ve şehit Yahya Sinvar'ın ölümünü, Allah rahmet eylesin, operasyon merkezi olan, sözcü adı sözcü olan ama asla bizim sözcümüz olmayan Siyonist Yahudinin sözcülüğünü yapan gazete Mevkut'e nasıl manşet attı arkadaşlar? İsrail Hamas'ı tek tek indiriyor. Görmüşsünüzdür o manşeti. Evet. İşte bunlar. Asıl ihaneti, aslında bunların ihanetini konuşmamız lazım. Yani Türkiye hani Arap ihaneti falan diyoruz ya, evet, asıl ihanet içeriden oldu arkadaşlar, dostlar. İnşallah onları da konuşacağız Allah nasip edersin. Gelelim mevzumuza. Yani tabiatıyla hakikaten burası insanlığın son adası. Gürcü'nün başı sıkıştı, Gürcü kardeşlerimizin buraya geldiler. Çerkes kardeşlerimizin başı sıkıştı, buraya geldiler. Rusların başı sıkıştı, öyle değil mi? Çarlık Rusyası'nın beyaz ordusu Bolşeviklerle mücadelesinde mağlup olunca Rusların bütün yıllarca bize kan kusturmuş o generalleri, o aristokratları, bütün aileleriyle birlikte Çar'ın bütün taraftarları nereye geldiler? Buraya geldiler. Bizim bir de beyaz Ruslar hikayemiz, evet, var. Var. Balkanlar hakeza. Bakın Bulgarlar 2. Dünya Harbi'nde başları sıkıştı. İşgal tehlikesine karşı Türkiye'ye resmi müracaatta bulundular. Dediler ki size iltihak etmek istiyoruz. Sizin idarenize girmek istiyoruz. Ama İnönü bunu reddetti. Geleceğiz. Şimdi ki benzer başka tekliflerde olduğunu o herhalde konuşuruz. Zaten mevzumuzda var onlar. Evet. Göreceğiz. Yani Suriye, Libya hani ihanet etti falan diyorlar ya. Suriye, Irak, Libya, Yemen, Lübnan, hatta Hicaz. Bakın ne tekliflerle gelmişler. Antep parantez hemen işin başında şunu da belirteyim. Bir de bizde bir jargon var. Yani o dediğim o kripto unsurlar var ya, bunları kesinlikle küçümsemeyelim, azımsamayalım. Bakın bu kripto unsurlardan bir tanesi meseleye nasıl bakıyor? Toplumsal Tarih Dergisi'nin 2003 Haziran sayısında bir makalenin başlığı, müellifi de Ethem Eldem. Irak'ta Osmanlı sömürgeciliğinin bir tanığı. Bak başlık böyle. Irak'ta Osmanlı sömürgeciliği. Bu başlığı atan kim? Ethem Eldem diye. Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalık yapan. Evet. Ya işte Osmanlı falan filan kendisine Osmanlı'dan bir bağ kurmaya çalışan. Zihniyet bu. Bakın zihniyet bu.
Irak'ta Osmanlı sömürgeciliği diyor. Peki gerçekten sömürgecilik? Gerçekten Araplar isyan etti mi? Ya Osmanlı Arap topraklarını işgal etmedi ki Araplar isyan etsin. Bakın size şunu getirdim belge olarak. Osmanlı Arap coğrafyasına Arap ulemasının daveti üzerine gitti. Bunu biliyor musunuz? Daha 2. Bayezid zamanında. Çünkü gerek Mısır'dan, gerek Hicaz'dan Osmanlı merkezine payitahta mektuplar, arzuhaller geliyordu. Sebebi şu, Memlük idaresinin, mahalli idarecilerin, valilerinin Araplara çok kötü davranması, zulmetmeye başlamaları ve Memlüklerin artık Mescid-i Haram'ı ya Hicaz bölgesine Portekizli ve İspanyol işgalinden koruyabilecek güçlerinin kalmaması tehlikesi üzerine sürekli İstanbul'a, payitahta hem 2. Bayezid zamanında hem de Yavuz Sultan Selim zamanında mektuplar yağdırdılar, arzuhaller gönderdiler. Bunu da Muhammed Harp Hoca ile bir dosya konusu yapacaktık. Dedi ki Mısır'da kurduğumuz Osmanlı arşivlerinde bu mektuplar, bu vesikalar var. Sünni ulemanın mektupları var, müracaatları. Gel ve bizi kurtar kısaca. Gel bizi bu zulümden, yani devlet kendi tabi olduğumuz Memlük Devleti'nin valilerinin zulmünden ve bu Portekiz tasallutundan bizim mübarek beldelerimizi gel ve kurtar. Şimdi bakın Yavuz hem Safeviler üzerine hem de Memlükler üzerine bu saiklerle sefer açtı arkadaşlar. Memlük üzerine sefer açmasının bir sebebi de Osmanlı'nın. Hani hep bunu da koz olarak kullandılar. Hı hı. İşte orayı sömürmek için kendi orası da bir Türk imparatorluğu olduğu halde yağmacı Osmanlı gitti, işte Mısır'a gitti, Memlüklerin hayatına son verdi, siyasetine son verdi falan derler ama Memlüklerin Osmanlı'ya karşı Safevilerle ittifak olduklarını söylemezler. Memlüklerin Osmanlı'ya karşı papalıktan yardım aldığını söylemezler. Şimdi bunun üzerine bu şeylerden bir tanesi emanetinize sahip çıkın. Bak emanet, yani sizin emanetiniz, öyle görüyor Arap uleması. Mektupların başta emanete sahip çık. Gel ve bizi kurtar. Nitekim Barbaros Hayrettin Paşa'ya da Barbaros kardeşlerine de Cezayirli Müslümanlardan, Tunuslu Müslümanlardan bu tür davet mektupları üzerine onlar gittiler, oraları fethettiler. Sonra da gelip Osmanlı'ya teslim ettiler. Şimdi bunlardan bir tanesi mesela Mekke Emir Şerif Ebu'l-Bereket Sultanı Memlüklerden, bilhassa Cidde Naibi Hüseyin'den halkın çektiği ıstırabı anlatan çok sayıda mektubu var. Daha 2. Bayezid zamanında. Bunlardan bir tanesi İbnül Uleyf isimli bir alim ve şair. İstanbul'u devletin makarı, izzetin revakı, ilmin mecmağı, riyasetin merkezi, siyasetin mahalli, mücahitlerin meydanı, fakirlerin sığınağı, korkanların güvencesi, düşkün ve badilerin merceği olarak tarif ve tavsif eden girişten sonra şöyle söylüyor. Tercümesini söylüyorum. Ey İslam'ın sultanı, sen Hazreti Osman'ın soyundan geliyorsun. Osmanlı geldi. Evet. İttifat ediyor. Bu bir garibin davetidir ki bununla seni Medine'deki kabrin korunmasına davet ediyor. Medine'deki kabir, hı hı. Orada sembol, yani bütün bir Hicaz bölgesi. Haramin bölgesi. Daha bunun gibi çok sayıda şey var. Yani Osmanlı gerçekten Arap coğrafyasına davet üzerine gitti. Bunu da biz hocayla, Muhammed Harp hocayla o vesikaları yayınlayacaktık. Gerek işte Suriye, gerek Irak, o zaman zaten Suriye, Irak diye bir yer yok. Bunlar yine o İngilizlerin kavramsallaştırdığı tasvif başlıkları. Velhasıl velkelam özellikle işte davet üzerine gidildiği için ve oralar fetih de kelimesi de kullanılıyor. Evet. Oralara gidildi. Oralarla buluşuldu. Onun için Yavuz Sultan Selim hepiniz biliyorsunuz Kahire'de İmam Efendi hutbeye çıktığı zaman Hakimül Harameyn deyince itiraz etti. Hayır, Hadimül Harameyn. Ve devlet adamları Yavuz Sultan Selim'e padişahım buraları fethettik. Ne fethi? Biz onların hizmetine gittik.
fetih küffar beldeleri için kullanılan bir tabirdir dedi Yavuz. Peki efendim biz oraya kadı atamayacak mıyız? Kadı yönetici. Kadılara o zaman aynı zamanda yönetici. Tabii. Biz oraya vali atamayacak mıyız? Bizim onlara vali atamamız bizim ne haddimize? Bizim onlara kadı göndermemiz bizim ne haddimize? Onlar Resulullah Efendimiz'in torunlarıdır, hemşehrileridir. Edep ederiz, haya ederiz. Onlar kendilerini yönetirler. Biz onlara ancak hizmet ederiz diye. Hakikaten Osmanlı'nın da bu 1517'den sonra 1918 30 Ekim'ine kadar takip ettiği, tatbik ettiği Arap coğrafyasındaki siyaset zaten Yavuz'un bu hassasiyetinin bil fiil kuvveden fiile çıktısının ispatıdır. Bunu Arapların hepsi de bilir. Hepsi bilir. Hele hele zaten Osmanlı oradan çekildikten sonra başlarına gelenleri tabii görünce bunu çok çok daha iyi anlamış ve kavramış durumdalar. Ama İngiliz'in bizde yaptığı gibi, İran'da yaptığı gibi, Arap coğrafyasında da yapmış olduğu operasyon neticesinde halkına düşman, halkına galip ama kendi kuklası bir takım aileleri, bir takım soyları o halkların başına getirmiş olması hasebiyle ve bunların da hepsi bir tamamıyla diktatör olmaları dolayısıyla halkların sesi ve halkların kendi sınırları dışındaki Müslümanlarla uhuvvet bağlarını güçlendirme teşebbüsleri maalesef mümkün olmuyor. Çünkü çok ciddi baskı altındalar. Başını kaldıranı götürüyorlar. Zengin Arap coğrafyasında siyaset jargonu şu. Ye, iç, keyfine bak. Ne istiyorsan yap ama kafanı kaldırıp saraya asla bakma. Fil diş bilesine asla bakma. Asla. Yasaklanmış kelimeler var. Tabii. Acayip. Abi şimdi bu, şeye gireceğim işte. Yani buyur. Şimdi o zaman şunu sormak lazım. Şimdi Osmanlı'nın oradaki adil bir idaresi var diyoruz. 1517'den yıkılışına kadar. Peki o zaman bugün konuşmamızın da ana mevzu olan isyan veya neyse evet. O. Şimdi mevzu onun bu, sebebi veya varsa evet. Bahanesi ne tabii. Ne o zaman? Madem tamam. Orada adil bir idare vardı o zaman şimdi sebebine geleceğiz. Niye yaşandı? Sebebine geleceğiz. Önce vakayı bir bence tavsiye. Tabii o da olur. Önce bir iktisaren anlatalım. Bunu bir mukaddime olarak kabul edelim. Şimdi Şerif Hüseyin hepimiz biliyoruz zaten ders kitaplarında kafamıza çaktılar bu ismi. Şerif Hüseyin İstanbul doğumludur. 1881 yılında Sultan Abdülhamit Han tarafından İstanbul'a tekrar davet edilmiştir. Yani İstanbul'da doğmuştur ama tahsilini falan Mekke'de yapmıştır. Tekrar gitmiştir, gelmiştir. En son Mekke'de bulunurken, yaşarken Abdülhamit Han bunun tehlikeli ve muhteris kişiliğini bildiği için İstanbul'a davet etmiş. Onu Şura'ya devlet üyesi sıfatıyla gözetim altında tutmaya başlamıştı. 1881'de. Çünkü onun İngilizlerin oltasına gelebilecek muhteris bir kişiliğe meyal olduğunu, sahip olduğunu bildiği için Abdülhamit Han'ın siyasetidir. Bu tür tehlikeli adamları İstanbul'a getirir, onlara nobusluk verir, işte şurayı devlet reisliği verir, onlara yalı köşk tahsis eder, gözetim altında aslında tutar. Abi bu dostunu yakın tut, düşmanını daha yakın tutmuşlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Aslında uzaktaki bir tehdidi bile çok iyi görüp ona uzun yıllar tedbir alıp hani bir nevi tabii. 19 yıl civarıydı galiba yalı tutuyor. Tabii. Şimdi 1908'e kadar, 1881'den 1908'e kadar İstanbul'da Şerif Hüseyin. Evet, çok daha da uzun bir tabii. Süre. Şimdi şeyde Emirgan'da Şerifler Yalısı var. Yolunuz düşerse bir görün. Adamlar yani padişah gibi burada yaşamışlar ama gözetim altındalar. Velhasıl 1908'e kadar ailesiyle birlikte Şerif Hüseyin İstanbul'da ikamet etti. Abdülhamit Han'ın gözetimi altında. Fakat 1908 darbesiyle yani İttihatçıların 1908'de Abdülhamit Han'ın ikinci meşrutiyet ilana icbar etmeleri üzerine aslında icbar etmeyeceklerdi. O da ayrı bir bahsi diğer. Çünkü Abdülhamit Han birinci meşrutiyeti lave etmedi. Askıya aldı. 93 harbi sebebiyle. Evet. İhanetler sebebiyle. Askıya aldı. Gerektiği zaman her an askıdan elbiseyi indirdiğimiz gibi değil mi? Gerektiği zaman o meşruti hükümleri tekrar faaliyete geçirmek adına askıdaydı. Şimdi dolayısıyla İttihatçıların 1908'de devletin idaresini, siyasetini ve sarayı baskı altına alıp ikinci meşrutiyet ilan ettirmeleri üzerine İttihatçılar
Abdülhamid taraftarı olan Osmanlı coğrafyasında ne kadar adam varsa onları Hamidi yaftasıyla yaftaladılar ve onların tasfiyesine giriştiler. İşte bu esnada Mekke Şerifi olan Şerif Ali de Hamidi suçlamasına maruz kaldığı için iddiaçıların baskısı üzerine Abdülhamid Han Şerif Hüseyin'i Kasım 1908'de Mekke Şerifi yapmak mecburiyetinde kaldı. Çünkü gerçekten siyasi bir takım tasarrufları kısıtlanmıştı. Eli zayıflamıştı. Şerif Ali iddiaçılar tarafından görevden aldırıldıktan sonra Şerif Hüseyin'in amcası Abdullah var, yaşlı bir zat. Geçici olarak, yani Şerif Hüseyin oraya gidene kadar boşluk olmasın diye Mekke Şerifi olarak tayin edildi. Fakat adamcağız daha Mekke'ye varamadan emri hak vaki oldu ve vefat etti. Vefat edince zaten hemen Şerif Hüseyin'e bütün şeriflik kapıları açıldı ve Mekke'ye gitti ve şeriflik makamına oturdu Şerif Hüseyin. Birinci Dünya Harbi başladığında, yani 1914'te bu cihat fetvası, mukaddes cihat ilanına Şerif Hüseyin son derece müsbet bir karşılık verdi. Telgrafları var. Biz cihat fetvasına da, halifeye de, devletimize de sonuna kadar bağlıyız. Ve bu fetvaya, bu çağrıya, bu davete icabet edeceğiz diye telgrafları var merkeze. Şimdi Osmanlı'ya böyle görünmekle birlikte harbin ilk yılı 14 ve 15. Bir taraftan da dedik ya muhteris bir kişilik, burada Abdülhamid Han'ın tırnak içerisinde kerameti de zaten ortaya çıkacak, göreceğiz. Bir taraftan da oğlu Abdullah vasıtasıyla İngilizlerle sürekli temas halinde. Hatta McMahon şerif mektupları da yayınlandı. Çok enteresandır. Orada neler konuştuklarını, ne tür planlar çevirdiklerini zaten inceleyebilirsiniz, görebilirsiniz. İngilizler Mısır'da yüksek komiserlik sahibi olduğu için orada yakınlar, komşular çok yakın, zaten. Tabii, komşular. Şimdi bir taraftan da oğlu Abdullah İngilizlerle babası adına görüşmeler yapıyor. Burada bir problem var, o da şu. Büyük Hicaz Krallığı teklifini Şerif mi İngilizlere götürdü? İngilizler mi Şerif'e gel sana Büyük Arap Krallığı verelim, bizi destekle. Osmanlı'nın işini bitirelim, seni Büyük Hicaz Arap Kralı yapalım. Teklifini İngilizler mi ona teklif ettiler? Oltanın ucundaki bir yem gibi. Son yapılan araştırmalar bu konuda soru işaretlerini artırdı. Hmm. Fakat bazı kaynaklarda Şerif'in bu teklifi bizzat kendi ayağıyla götürdüğüne dair de bilgiler var. Yani İngilizlere diyor ki ben harpte sizin yanınızda olayım, size destek olayım. Ben şu kadar adam toplarım, bu kadar gücüm var. Ama bir şartla, harpten sonra Osmanlı'nın işini bitirdikten sonra ikimiz ben Arabistan kralı olmak istiyorum. Beni Arabistan kralı olarak ilan ediyor. Hatta sınırları bile tespit etmişler. Bakın nereler biliyor musunuz? Mersin'den başlıyor. Mersin, Adana, Urfa. Ta oradan başlıyor. Hint okyanusuna kadar bütün o Arap coğrafyasını Mekke Şerifi İngilizlerden istiyor. Onlar da evet tamam diyorlar. İlk başta hatta soğuk bakıyorlar. Ya bu adam şimdi acaba bu kadar gücü var mı yok mu? Hala Osmanlı bunu tepelemeye kadir olabilir. İddiaçılar bu adamı yiyebilir. Boşu boşuna oltaya gelmeyelim düşüncesi var. Fakat ne zamanki Çanakkale'de feci bir mağlubiyete maruz kalınca ve kuvvetleri kırılınca, bir de Osmanlı'nın 1. Kanal Harekatı'nı zaten Çanakkale Harbi'nin öncesinde yaptı. Evet. Değil mi? Ocak ve Şubat ayında bir haftalık bir Kanal Harekatı var Cemal Paşa'nın. Ondan sonra zaten birliklerin çoğu Çanakkale cephesine gönderildi. Çanakkale'de bu itilaf güçleri mağlup edilince Ocak 1916'da bu sefer tekrar o kuvvetlerin bir kısmı geriye geldi. 2. Kanal Harekatı yapıldı. Nisan-Ağustos arasında 1916. Bu kanal meselesi İngilizler için çok önemliydi. Çünkü Süveyş Kanalı dediğimiz yani. Süveyş Kanalı dünyanın en stratejik geçit noktalarından bir tanesi. Mısır İngilizler için hayati derecede önemli. Dominyonlara giden yol, en büyük sömürgelerine giden yolun tam doğru, karakol merkezi gibi bir yerde, çok mümbit bir arazi. Dolayısıyla orası çok önemli olduğu için Şerif Hüseyin'in bu teklifine ya da kendileri Şerif Hüseyin'e giderek gel bizimle hareket et, seni Arap kralı yapalım dediler. Çünkü İngiliz, Osmanlı güçlerini yerinde
rapt edecek, bir kısmını oyalayacak, yerinde tutacak, arkadan tedirgin edici, oyalayıcı bir güce ihtiyaçları vardı. Göreceğiz zaten. Yani Şerif Hüseyin'in Hicaz isyanında etrafına topladığı bedevilerle oluşturduğu etki sivrisinek etkisi gibi ya. Yani sizi rahatsız ediyor, uykunuzu kaçırıyor. Öyle söyleyeyim. Geleceğiz. Tabii. Rakamlar vereceğim. Dolayısıyla ilk başta desteğini açıklıyor 14-15 ama 16'da iş değişiyor. İşte Abdullah, oğlu Abdullah vasıtasıyla İngilizlerle görüşüyor, anlaşıyorlar ve bir Şam protokolü imzalıyorlar bu konuda, kendi aralarında. 1916'nın hemen öncesinde. Fakat enteresan bir bilgi var. 1914'te, daha harbin başlamadan hemen önce ya da başladığı an o bir hikaye içerisinde İttihatçıların Mekke valisi Vehip Paşa, onun merkeze, İttihat Terakki merkezine yazdığı bir şey var. Rapor var. Raporda diyor ki, Şerif İngilizlerle iş tutuyor. Bu adamı derhal Şerif'ten azledin. Hatta bana selahiyetlerini tutuklayın. İstanbul'daki çocuklarını da rehin olarak aman sakın hiçbir yere bıraktın. Yani iki tane oğlu var. Ali de öyle de. Yani aktif Abdullah ve Faysal, göreceğiz zaten. Onlar 1912 seçimlerinde Osmanlı Meclisi'ne girmişler. Milletvekilleri ve ikisi de İstanbul. 12'de. Vehip Paşa bu raporu verdiği halde İttihat Terakki Merkezi bunu dikkate almıyor. Gafletin artık en deni noktası yani. Bakın. Velhasıl bu raporun bize verdiği şey, Şerif yani ikili oynuyor, üçlü oynuyor. Fransızlarla görüşüyor, İngilizlerle görüşüyor. Bir taraftan Osmanlı ile görüşüyor. Size bağlıyım, sadıkım falan filan falan filan. Neyse geliyoruz. 1916 Mayıs'ına geldiğimizde Şerif Hüseyin etrafına topladı. 4.000 ile 5.000 arası. Bedevi ile, bak Bedevi. Yani haç kervanlarını bile yağmalayan. Evet. Hacıların Mekke'ye, Hicaz'a gelen dünyanın dört bir tarafındaki hacıların mallarını, mülklerini gasp eden eşkıya tayfesi. Çöl yağmacısı, Osmanlı, Bedevi. 4-5 bin tane. O da altınlarla, İngilizlerin verdiği altınlarla. Altını ver, bugün bile kiralık bir sürü katil var. Gidin İstanbul'un belli yerlerinde, Türkiye'nin. O 5.000, 10.000'i bastırdığınız zaman çatır çatır adam ölecek. Bir sürü insan toplayabilirsiniz maazallah. Evet, bunlarla harekete geçti. Ve bir beyanname yayınladı. Bahanesi de şu, Cemal Paşa'nın Suriye'de ve Lübnan'da Arap ileri gelenlerine, aşiret liderlerine, aşiret şeyhlerine ve Arapların muteber saydığı zevata karşı aşağılama, tetiş, terör ve işkencelerini bahane olarak gösteriyor saldırmadan önce. İttihatçıların dinsiz olduğunu bahane olarak gösteriyor. İttihatçıların halifeyi etkisiz hale getirdiğini bahane olarak gösteriyor. Ne iddiaçların Arapların haklarını yediğini, onları aşağıladığını bahane olarak gösteriyor. Ve Ecat Kalesi'ne, Ecat Kalesi hemen Kabe-i Muazzama'nın hemen üstündedir. Orayı o korur, o kale korur. Orada muhafız birlikleri vardır. Ve hatta Ecat Kalesi resimlerini görürsünüz internette, yazın çıkar. Ecdadın Mekke-i Mükerreme'ye ve oradaki Harem'deki mübarek İbniye'ye, binalara hürmetinden dolayı çok kısa tutulmuştur boyu. Mekke yani Kabe'nin şeyini aşması, yüksekliğini aşması asla ve kat'a düşünülmeyen bir şeydi. Ecdad Kalesi'nin yüksekliği Kabe'nin yüksekliğinden daha düşüktür. Maalesef günümüze de ulaşamadı. Onlar da yıkılan birçok tarihi eserden biri Suud oldu. Suud yönetimi, bundan önceki Suud Krallığı evet. Döneminde maalesef Ecdad Kalesi'ni yerle bir ettiler. Maalesef. Ama sadece Araplar, bakın Arapların kendi coğrafyalarında Osmanlı'dan kalan bu tür miras, kültür ve tabiat varlıklarını olan şeyleri son derece azdır, onu söyleyeyim. Türkiye'de ecdattan kalan kültür ve tabiat varlıklarına olan ihanetin haddi hesabı yoktur. Size şunu söyleyeyim, sadece İstanbul'da 600 civarında mescit ve cami yok edilmiştir. Şu an yerlerinde yok. Bakın, atmıyorum, biz bunu tespit ettik. Hatta bunun çalışmasını yapacak. Hatta ve hatta Kadir Topbaş zamanında belediye böyle bir yayın yaptı. Güzel bir çalışma çıkardı.
İstanbul'un yok edilen camileri, mescitleri diye. O zaman başkasına böyle şey atarken önce kendine bir bakacaksın. Çuvaldızı da kendine batıracaksın. Tabii. Hele Balkan coğrafyasındakileri hiç saymak, söylemek de istemiyorum. Sadece Belgrad'da Evliya Çelebi'nin bize bildirdiği 300 tane cami var. 300 küsur cami var. Şu an Belgrad'da bir tane cami kaldı. O da bir anlaşma mucibince. Bayraklı cami diye. Bir tane. Yunanistan'a hiç girmeyelim. Arnavut'a hiç girmeyelim. Makedonya'ya hiç girmeyelim. Neyse, konumuza devam edelim. Ecat Kalesi'ne saldırdı. Arkasından hemen şimşek gibi Cidde ve Taif'i ele geçirdi. Arabistan'ın önemli şeydi. Cidde ve Taif'te ele geçirince kendisini hemen hop Arabistan kralı ilan etti. Halbuki henüz sadece Hicaz'ı ele almış. Bu kadar. Yani haritayı gözünüzün önüne getirin, yani o Arabistan coğrafyasını. Şöyle Cidde ve Taif değil. Şerif Hüseyin bu ilk ayaklanmasıyla ve nihayetine kadar bu kontrol altına aldığı bölge Akabe Körfezi ile Mekke arasındaki dar bir hattır. Mekke Mağan hattı da diyorlar ona. Yani Hicaz Mağan hattı da diyorlar. 4000 Bedevi ile. Zaten Birinci Dünya Harbi Osmanlı'nın asıl cephesi Hicaz bölgesi değil. Göreceğiz. Osmanlı'nın Arap coğrafyasındaki asıl büyük ana cephesi bir Süveyş cephesi, Kanal cephesi, ondan sonra Suriye-Filistin cephesi, bir de Irak cephesidir yani. Hicaz cephe bile değildir yani. Velhasıl burada kendisini Arap kralı olarak ilan etti. Ama haddi zatında ispatına da geleceğiz zaten. Birinci Dünya Harbi'nde harbin gidişatında ve neticesinde tayin edici en ufak bir rolü yoktur. Göreceğiz. Bu arada tabii İngilizlerle anlaşıp metbuuna, yani Osmanlı'ya, efendisine isyan etmesi hem Arabistan'daki aşiretler tarafından, hem Irak'taki, hem Suriye'deki bütün bir Arap coğrafyasında, Mısır'da ve Yemen'deki Araplar tarafından lanetlendi. O devrin bütün o mevkutelerinde bunu görüyoruz. Mektuplar yazıyorlar. Lanetliyorlar. Sen melunsun diyorlar. Şerif Hüseyin. Hatta ve hatta Suriye'nin ve Mısır'ın entelektüelleri inanamıyorlar. Büyük bir şaşkınlıkla karşılıyorlar bu hareketi. Hatta inanamıyorlar. Diyorlar ki, ya Türklerin itibarını sarsmak için İngilizler tarafından ortaya atılmış bir aldatmaca olabilir diyorlar. Hala inanamıyorum. Yani böyle bir şey olmuş olamaz. Muhtemelen bir asparagas gibi bir haber. Tabii. Yani çok tasavvur edilemeyecek bir şey. Aslında abi burada... Düşünün havayı ya. Şöyle bir şey uyandı bende. Nasıl ki 4 asır önce Osmanlı'yı oraya, gelin buraya emanete sahip çıkın diyenler alimlerse, o günde de Şerif Hüseyin'in bu isyanına, bu hareketine karşı ilk tavrı alan yine oradaki alimler olmuş. Yani aslında aradan geçen yüzyıllara rağmen orada Ceziretül Arap'taki alimler Osmanlı'ya olan sadakatine ve müsbet bakışına sahip çıkmış, devam etmişler, evet, diyebiliyoruz. Evet, onu göreceğiz zaten. Onu göreceğiz. Şimdi bu durum üzerine yaptıkları bütün şey fonksiyon şu. Demin biraz temas ettim demin. İngiliz güçlerinin, kuvvetlerinin arkasında dar bir bölgede destek kıtaları rolü oynamak. İngiliz de zaten bu görevi vermiş onlara. Diyor ki, biz bir yere çullanacağız, siz Osmanlı ordusunun arkasında mevzilerinin onları tedirgin edin. O güçlerini bölmek istiyor yani. İngiliz'in stratejisi bu. Çünkü arkada Arap isyancıları var. 4000, 5000 olsa, efendime söyleyeyim, kuvvetlerinin bir kısmını orada bırakmak mecburiyette kalıyor. Çünkü siz çevre kontrolü yapmak zorundasınız. Hatlarda da öyle. Yazı evet. Ya da işte yani. Büyük şehir hayatında metroya biniyoruz. Çevre kontrolüyle metrolarda acaba cüzdanı çekerler mi falan diye, değil mi? Arkamızı kontrol ediyoruz. Özellikle yani, kontrol bu ediyoruz. Düzenli orduların muharebelerinde tabii. Gayri nizami harp yapan milis tabii. Kuvvetlerinin o yıpratıcı tabii. Tesiri hep hissedilir. O yüzden sevmezler evet. Düzenli orduları. Görevi bu. Fakat tabii bir müddet sonra başlangıçta Şerif Hüseyin İngilizlere
100 bin civarında kuvvet toplayabileceği sözünü vermiş. 100 bin. 100 bin iyi bir rakam. Fakat en fazla bütün o altınları dağıtmasına rağmen harbin sonunda kuvvetleri 10-15 bin seviyesinde kalınca İngilizler bundan bize bicacık olmaz dedi tabiri caizse ve yavaş yavaş İngiliz'in gözünden düşmeye başladı. Başlıyor Şerif Hüseyin. Türkiye'de ve çok da egosu yüksek bir zat, böyle bir şahıs, sürekli hem harp esnasında 16, 17, 18 sürekli İngilizleri taciz edercesine taleplerini sürekli arttırıyor. Yeni yeni isteklerde bulunuyor. Ondan sonra 3 Mart 1924'te halifeliğin davı üzerine 6 Mart'ta hemen 3 gün sonra kendi halifeliğini ilan ediyor. Zaten İngilizler için bardağı taşıran son damla oluyor. Ha başka suçları da var İngilizlere göre. O da şu. Balfour Deklarasyonu'nu kabul etmiyor, reddediyor. Versay Anlaşması'na da Versay, çıkıyor. Paris diyor, Paris görüşmelerine katılıyor. Evet. Paris görüşmelerinde de ciddiye alınmıyor. Bütün bu hamleleri, yani İngiliz'in şımarıklık olarak bizden artık bağımsız hareket ediyor düşünme gibi düşünmelerine sebep olan bu hareketlerin neticesinde İngiliz ya, İngiliz ne demek İngiliz? İngiliz Jewish aklı ne demek? Daha çok erken bir tarihte, yani 1921-22'de Suud aşiretiyle de, bu Şerif ailesiyle kanlı bıçaklı olan Suud aşiretiyle de Nicit bölgesindeki el altından gizli temasları var İngilizlerin. Evet. Atabildim mi? Her ihtimale karşı. İngiliz kafası böyle çalışır. Alternatifini bulur. Suudlarla da anlaşmış. Neticede Şerif'in bölgede istikbalde kendi hesapları için çok da kullanışlı olmayan bir ortak olacağı kanaatine varınca İngilizler Suudlara işareti çakıyorlar. Suudlar harekete geçip 1924'te Mekke'yi kuşatıyor. Aslında bir nevi maşayı hani bir başka maşayla. Bir başka maşayla. Tabii. Maalesef çok acı yani. Çok acı. Yani bunlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Zaten hepsi anladılar. O itirafnameler 2-3 program alır. Arap dünyasındaki itirafnameler 2-3 programımızı alır. Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Suudi Arabistan'da. Bu bahsediyor. İnşallah öyle bir programda yapabiliriz ama buna gerek yok. Yani sanki bir günahın tekrar tekrar dile dolanması gibi olacağı için bizim Müslüman delikanlığa yakışmaz. Onun için birkaç pasaj verebiliriz, geçebiliriz. Evet. Şimdi Suud harekete geçirilince İngilizler tarafından Şerif Hüseyin canını zor kurtararak İngiliz'in de biraz yardımıyla Ürdün'de emir ilan edilen İngilizler tarafından oğlu Abdullah'ın yanına kapağı zor attı. Abdullah'ın yanında da İngilizler onu bırakmadılar. Kendi hakimiyetlerindeki Kıbrıs'a sürmek suretiyle orada göz hapsine aldılar. Ha bu arada şunu belirteyim. İngiliz'in birinci numarası Şerif Hüseyin'in de İngilizlere olan itimadını ve güvenini kaybettiren önemli operasyon şu oldu. 1921'de İngilizler Ürdün diye bir devlet kurdular. Evet. Devletçik kurdular. Bunu Şerif Hüseyin'in krallığına hediye etmek için falan kurmadılar. Bunu Balfour Deklarasyonu'yla bölgeye gelecek olan ve Filistin'de kurmayı, kurdurmayı ve yataklık yapmayı planladıkları Yahudi Devleti'nin Filistin'deki Arapları kendi vatanlarından kovmaları üzerine onların gidebileceği bir depo vatan olarak, bir depo coğrafya olarak düşündükleri için Ürdün'ü yap. Yani Ürdün bir depo devlettir. Yahudilerin Filistin'den hicret etmeye, göç etmeye mecbur bıraktıkları, kaçırttıkları Filistinlilerin tecrit alanı gibi. Tecrit alanı, toplama kampı gibi düşünülen bir devlettir. Buraya da bir taşta iki kuş vurarak hem Şerif Hüseyin'e bir gözdağı kabilinden, çünkü ona büyük Arap krallığı yekpare bir yapıyor. Yekpare bir vatan vaadinde bulunmuşlardı. Ama daha işin çok başında o küçücük Arap coğrafyasını bile üç parçaya ayırıverdiler. Ki orada Fransız unsuru da var abi. Fransızlar geliyoruz da bizim tabii nüfuz alanımıza giren yeri sen nasıl Şerif Hüseyin'e verirsin tabii, diyerek İngilizlere tabii. Aslında onlar da karşı çıkıyor. Tabii zaten
Fransızlar zaten harp esnasında biliyorsun İngilizlerin kendilerine tırnak içerisinde hafıza sınarak söyleyeyim attıkları kazıkları görünce daha 1921'de Ankara İtilafnamesiyle silahlarını falan da bırakarak zaten Türkiye'den çekilip gitmişlerdi bilirsiniz. İtalyanlar da İngiliz'in oyuna geldiklerini anlayınca İtalyanlar da yine 1921'de bütün silah ve mühimmatlarını milli mücadele esnasında Türkiye'ye bırakarak herifler gemilerine binip çekilip gittiler. Benzer bir durum Fransızlar için de cari. İşte Fransızlar için öyle dedim. Tabii. Bütün silahlarını bıraktılar, mühimmatlarını bıraktılar. Ankara İtilafnamesi diye 1921'de bir şey hazırlandı, imzalandı ve çekilip gittiler. Yani Suriye ile Fransa'ya, Suriye ile Irak aralarında bir nevi değiş tokuş ediyor. İngiltere ilk başta Suriye onun alanıyken daha sonra Irak'a. Tabii canım İngiltere Suriye ne yapsın? Tabii. Yani onun gözü Körfez petrolünde, tabi kaynaklarda, karbon yakıtta. Velhasıl hemen Ürdün diye bir devlet kurdu. Şerif'in oğlu Abdullah oraya atadı. İlk golü yedin o zaman anladı zaten Şerif Hüseyin. Yani mikro state dedikleri İngilizlerin yani bölgeyi küçük parçalara ayırarak yönetme stratejisi. İlk hamle o oldu. 1921'de Abdullah'a emir olarak, kral olarak değil. 1946'da Ürdün krallık haline geldi. 46'ya kadar İngiliz himayesinde bir İngiliz dominyonu gibi bir emirlik halindeydi. Maverai Ürdün. Adı da bu. Ürdün Nehri var yani onun ötesindeki topraklar manasında. İkinci hamlesi İngilizlerin önce diğer oğlu Faysal'ı önce Suriye valisi yaptılar. Ondan sonra Irak'a çektiler. Irak valisi yaptılar. Bak. Şerif Hüseyin'in isyanında onun gerçekten en önemli yardımcıları olan Abdullah ve Faysal, eğer iddiaçılar tarafından ihanet mi diyeceğiz, gaflet mi diyeceğiz? Halbuki Vehip Paşa'nın telgrafı var, raporu var. Sakın bunları İstanbul'a bırakmayın. İstanbul'dan bir tarafa bırakmayın. Eskiden usul buydu. Padişahlar rehin alırlardı. Osmanlı da bir yerle anlaşma yaptığı zaman herhangi bir şehzadeye rehin vermek kadim bir gelenektir. Bu kadim bir gelenektir. Bunu o mağrip mücadelelerinde görüyoruz bu rehin alma meseleleri. Doğru. Çünkü şeyinden tabiri caizse burnunu halkalıyorsun, kıpırdayamaz hale getiriyorsun. En ufak bir sadakatsizlik yaptığı zaman zaten elinde bir kuzu olmuş oluyor. Dolayısıyla Şerif Hüseyin umudu kesti. Tam bu esnada çok enteresan Enver Paşa'ya telgrafı var Şerif Hüseyin. Allah Allah. Tabii. Diyor ki bana Mekke Mağan hattında Tebük, Hicaz arasında, Tebük Mekke arasındaki yerleri bana bırakın, özerk bölge olsun. İngilizler tarafından çekilmeye hazırım, tarafsız kalmaya hazırım. Yeter ki beni bu şeyin teklifini tanı. Ve harpten sonra da ihanet ettiniz falan filan deyip benim adamlarımı ihanetle yargılamayın. Bu sözü verin. Hemen İngilizlerle ilişkimi keseceğim ve tarafsız kalacağım dedi. Tam da bu esnada. Yani İngilizlerin tufasına geldiğini anlayınca zeki bir adam hemen böyle Osmanlı'ya bir şey var ama bu da kabul görmedi. Halbuki olabilirdi aslında. Hatta bu konuda bir takım belgeler var. İddiaçıların, İngilizlerle iddiaçıların milli olanları değil, çok az sayıda bir takım Abdullah'lı olsun, Faysal'lı olsun bir takım gizli görüşmeler yapmak suretiyle. Ya ne yapıyorsunuz? Bak şu saate kadar yaptıklarınız tamam. Fakat bunların üstünü örtüyoruz. Bakın bu saatten sonra İngiliz'i bırakın. Ne istiyorsanız, özerk mi istiyorsunuz? Krallık mı istiyorsunuz? Emirlik mi istiyorsunuz? Biz verelim biz. Bu teklifi yaptıklarına dair de son yapılan çalışmalarda bir takım belgeler ve sıkıntılar var. Hatta ve hatta bir tane daha söyleyeyim, bu çok önemli. Emir Faysal, Irak kralı. Çok onun hazin bir fotoğrafı vardı. Tahta oturmuş böyle sandalye gibi bir şey var. Başında bir tane İngiliz, onun hamisi böyle patron gibi değil mi oturmuş böyle bir resmi var internette. Bakın Kral Faysal diye girdi. Velhasıl Kral Faysal da daha 1918'de Filistin cephesinde Kamal Paşa. Bakın Kamal diyorum. Bana diyorlar ki niye Kamal diyorsun Mustafa Kemal Paşa'ya?
Ya adamın kendisi zaten o ismi kendisine koymuş. Nevrin gazetelerine bakın. 30'lu yıllardaki gazetelere bakın. Bakın bende var. Akşam gazetesi. Kamal Paşa bugün Cumhur Reisliğine seçildi diye manşette şey var. Manşet var. Evet. Değil mi reis? Reis-i Cumhur seçildi diye. Velhasıl Kamal Paşa'yla Kerez Mutasarrıfı vasıtasıyla bir sırdaşı o. Kamal Paşa'yla Kamal Paşa Filistin cephesinde 7. Ordu komutanı iken irtibat kuruyor. Teklifi şu. Not aldım. O nutukta bahsediyor galiba. Güme geçmesin. O başka şey bahsediyor. Tabii. Ondan sonraki müracaatlarından bahsediyor. Bu tam harp esnasında. Yani Filistin cephesi daha kaybedilmemiş. Diyor ki nerede şuraya almıştım? Abi, sen onu ararken şeyi de söyleyeyim. Bir tane izleyici sorusu da Filistin cephesinin çökmesinde bu Arap Bedevi isyancılığının tesiri var mı diye sormuş. Geleceğiz. Geleceğim. Şimdi hemen kestirmeden cevap vermeyeyim. Şöyle. Pardon şurada olacak. Özür dilerim. İngiliz kaynaklarına göre Orta Doğu'ya Faysal'ın Kamal Paşa'ya teklifi şu. Orta Doğu'ya saldıran kafir düşmanı, yani İngilizleri ve Fransızları kovmak için ne yapılması gerekiyorsa gelin birlikte yapalım. Ben buna hazırım. Ve bu bilgi alışverişinin ardından bir de gizli işbirliği anlaşması yapılmış. Kaynak veriyorum. Tassam el-Cemali, İzzet Öztoprak, o iki yazar, onun çalışması. Müşterek. Irak ve Kemalizm Hareketi 1919-1923 Atatürk Araştırma Merkezi yayınlarından çıkmış bir kitap. Zaten İzzet Öztoprak Kemalist bir yazar. Faysal bu teklifi 18'de niye yapıyor? Babasının İngiliz'in tufasına geldiğini anlayınca geleceğini kurtarmak adına Osmanlı ile bir temas kurmak istiyor. Saf değiştirecek yani. Tabii bu da kabul görüyor. Bunu da bir kere yapmıyor aslında. Bu da kabul görüyor. Çünkü müracaat ettiği mevki ya da yer zaten meseleye zaten çok farklı bakıyor. Diyeyim geçiştireyim yani. Biraz üstü kapalı söyledim. Anlayan yani, anlamıştır. Evet, istikbaldeki yani, bir beraberliği görmüyorum. Derdini kime anlatıyorsun? Tamam mı? Neyse arkadaşlar, dostlar. Neticede hakikaten İngilizler Şerif Hüseyin İngilizlere bir oyun yapmak isterken İngilizler Suudlu'na bir oyun yaptılar. Emirliğini de kaybetti. Canını da zor kurtardı. Ve neticede İngilizlerin Kıbrıs'a sürmesiyle ölümüne kadar Kıbrıs'ta. Orada kaldı değil mi? Ölümü de zaten tekrar son devirlerinde çok ciddi bir rahatsızlık geçirmesi hasebiyle oğlu Abdullah İngilizlere çok rica üstüne rica ederek Ürdün'e, Amman'a getirdi ve orada vefat etti ve Kudüs'e defnedildi. Şimdi burada tabii şundan bahsedeyim. Hani itiraflar falan dedik ya. Şimdi buraya tekrar döneceğim. Eski diplomatlardan Feridun Cemal Erkin. Bunun Dışişlerinde 34 yıl isimli bir hatıratı var. Bakın bu hatıratında enteresan bir anekdot paylaşıyor bizimle. Ya gevezenin şeyi sormuş. Bak kendine buz gibi oldu. Abi gerekirse yenileriz. Ya bir içer biri bakar kıyamet önden kapar. Doğru. Hakkınızı helal edin. İnşallah sohbetten sonra siz de içersiniz. Diyor ki diplomat Erkin krallığı henüz ilan edilmemiş olan Emir Abdullah tarafından Ürdün'e davet ediliyor. Daha o zaman daha Emir 46'da kral olacak. Evet. Emir Şirya Nehri'nin karşı yakasında Şun Ovası'nda kurdurduğu çadırında bu diplomatımızı kabul ediyor. Samimiler yemek yiyorlar. O sıcaklıklı, o samimiyet havasında Abdullah Feridun Cemal Erkin'e bir itirafta bulundu. Hatırasını nakledi. O da şu, aynen aktarıyorum. Müellifin sözlerini, kelimelerini yememek için orijinalini aktarıyorum. Abdullah diyor ki Feridun Cemal Erkin'e, müttefikler, daha doğrusu İngilizler, babama Osmanlı idaresine isyan edip imparatorluğun düşmanlarıyla işbirliği yapması karşılığında kendisini Hicaz Krallığı'na getirmek vaatlerini tuttular. Babam gerçi Hicaz kralı oldu. Fakat bir süre sonra Vahabiler kendisini düşürdüler. Kral Suud onun yerine geçti. Babam İngilizlerin himayesi altında Kıbrıs'a yerleşti.
orada hastalandı. Kendisini aman aldım, uzun müddet hasta yattı, çok ıstırap çekti. Şimdi burası önemli. Günün birinde ikindi vakti sarayın bandosu öteden beri adet olduğu üzere bahçede konser veriyordu. Amman sarayında. Hava sıcak, pencereler açıktı. Bir aralık bando hepimizin bildiğimiz Kafkasya Marşı'nı çalmaya başladı. Kafkasya Marşı şu bildiğimiz İzmir Marşı. Evet. O Kemalistler onu çaldılar, onu İzmir Marşı'ya yaptılar. Kafkasya Marşı. Babamın birçok eski hatıraları, hafızası... Kafkasya Marşı çalmaya başladı. Babamın birçok eski hatıraları hafızasında canlandırmasını önlemek için pencereyi yavaşça kapattı. Bana seslendi. Evlat, neden o pencereyi kapıyorsun? Kafkasya Marşı'nın eski günleri bana hatırlatmaması için değil mi? Ben veli nimetine ihanet etmiş asi bir kul. Günahım büyüktür. Kral olacağımı sandım. Allah Celle Celaluhu beni sürgünler düşün. Hasta oldum. Buraya sığındım. Bırak, pencereyi aç. Şu marşı dinleyeyim. Duyduğum vicdan azabının şiddeti o eski hatıraların canlanması için büsbütün artsın. Bu dünyada çektiğim ıstıraptan artan vicdan azabıyla büsbütün ağırlaşsın. Ta ki Cenab-ı Hak bu günahkar kulunu dünyada affederek ahirette hesap gününde daha büyük cezadan korusun demiş. Ve pencereyi yavaşça açıyor. Bu tür itiraflar o kadar çok ki. Ve hakikaten Şerif Hüseyin her aklına geldikçe, çünkü artık musallat fikir haline gelmiş o yapmış olduğu ihaneti, artık kafayı yiyecek bir hale geliyor. Hatta bazı rivayetlerde gözlerinin son zamanlarda çok ağlamaktan kör olduğunu, görme kabiliyetini yitirdiğini dahi ifade eden bilgiler var Şerif Hüseyin'e. Nitekim Amman'da vefat ediyor ve Kudüs'e defnediliyor kendi şeyiyle, vasiyeti üzerine. Hakikaten bu Şerif ailesinin akıbeti çok enteresan. Aslında peki Abdullah ne oluyor? Yatağında ölen yok aslında. Yok. Ürdün kralı olan oğlu da, Irak kralı olan oğlu da. Çok az. Yani hepsinin başına acı akıbetler çok geliyor. Tabii bak, Faysal'ın o 1918'de Kemal Paşa'ya işbirliği teklifi tabii İngilizler tarafından tespit edilmiş. İngiliz yer mi? Bunun bedelini çok ağır ödetti Faysal'a. Faysal'a pardon. Şimdi söyleyeceğim. Bu Kral Abdullah, yani Emir Abdullah, Kral Abdullah iki defa suikaste uğradı. Ve neticede 20 Temmuz 1951'de Kudüs'te Hazreti Ömer Camii'nin önünde uğradığı suikasttan kurtulamadı. Orada vuruldu ve öldü. Yerine Tallal geçti, oğlu Tallal. Tallal, bütün bu katastrofik yaşanmışlıklardan o kadar etkilenmiş ki, müteessir olmuş ki, kafayı yedi. Bizim 5. Murat gibi. Evet. Ve aklını kaçırıyor, psikiyatrik bunalıma giriyor. Bunun üzerine anayasa değişikliğiyle Tallal tahtından alındı. Onun yerine diğer oğlu, Tallal'ın oğlu, akli dengesini yerine unuttum. Tallal'ın oğlu bugünkü Ürdün kralı. Abdullah'ın torunudur. Neydi adı bugünkü Ürdün kralının adı? Şu anki hatırlamıyorum. Abdullah mı? İşte olabilir. Bugünkü Ürdün kralı bu Kral Abdullah'ın, yani 1. Abdullah'ın torunudur. Tallal'ı indirdiler, krallıktan indirdiler. Adamcağız İstanbul'a geldi, Ortaköy Sağlık Yurdu'nda. Uzun müddet tedavi oldu ama iyileşemedi ve orada vefat etti. Bu arada 2. Abdullah olduğuna dair bir mesaj aldım. Doğru. Evet, doğru. 2. Abdullah. Evet, 2. Abdullah. Çünkü 2. Abdullah'ın babası Hüseyin, Kral Hüseyin. O vefat etti. Onun yerine şimdi Abdullah geçti. Hala İngiliz dominyonudur yani. Ürdün, iç. Zaten Umman gibi. Londra'da eğitim alıyorlar. Tabii. İngiliz pasaportları falan ki bunlar. Orta Doğu'da kılık kıyafet olarak, tavır olarak hani en fazla Avrupalı gibi giyinen, yaşayan o genellikle Ürdün kralları ve hanedan oldu. Tabii. Ama asıl çok daha trajik olan Faysal'ın akıbeti oldu. Faysal, dedim ya işte, o İngiliz'e böyle dirsek çevirme harekatı İngilizler tarafından tespit edildiği için hapten bir müddet sonra şüpheli bir şekilde zehirlenerek öldürüldü.
zehirle. Zaten Zehirli Suikastler Tarihi diye bir kitap var, aman Allah'ım. Bu tür adamlar hangi metotlarla ortadan kaldırılmış, bütün tafsilatını anlatır ama iştahınız kesilir yani. Acayip işler. Şimdi de kalp kriziyle falan filan olmuşlar. Faysal esrarlı bir şekilde zehirlenerek infaz edildi. Yerine oğlu Gazi geçti. Gazi de çok fazla muammer olamadı. Bir müddet sonra o da şüpheli bir trafik kazası ortadan kaldırıldı. Gazi'nin yerine Faysal'ın torunu ikinci Faysal geçti. İkinci Faysal da General Kasım darbesiyle tahtından edildi. Bütün sülalesi, ailesiyle birlikte çok feci bir şekilde öldürüldü. Cesedi askeri ciplerin tamponuna bağlanarak Bağdat sokaklarında parçalanana kadar dolaştırıldı. Bütün bir bu Şerif Hüseyin'in ailesi İngilizler tarafından bu şekilde yok edildi arkadaşlar. Enteresan ya. Aslında abi bir nevi manen Osmanlı'ya yaptıkları isyanın maddeten de İngiliz'e yaptıkları yani, tırnak içindeki ihanetin bedelini ödemiş oldular. Ama işte oldular. Osmanlı böyle bir mukabelede asla bulunmaz. Tabii. Necabeti, asaleti ona mani olur. Nitekim hiç böyle bir şey yoktur tarihinde. Tabii. Hatta ve hatta kendisine isyan eden bir takım isyancı başlarını paşa yapmıştır, vezir yapmıştır. Yine devlet hizmetinde kullanmıştır. Mesela Sultan Abdülhamid kendisine bombalı suikastı tertip eden neydi o bir tane Belçikalı evet. terörist? Edward ikinci şeyini hatırlayamadım. Bilen varsa hatırlatsın. Onu affet. Hatta onu kullandı. Ve Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı almak suretiyle ömür sonuna kadar adam kullandı ya. Büyüklük bu. Ama İngiliz affetmez. Affet. İşte sonu böyle oldu. Fakat tabii burada şunu söyleyeyim. Yani şeyi bozmamak için notlarıma da bakıyorum. Hatta bak Şerif Hüseyin'in gücünü ve kuvvetini tayin edici hiçbir güç hem savaşın gidişatında hem neticesinde hiçbir güç ifade etmediğinin en büyük ispatı Medine'dir. Mekke Medine değil mi? Bugün İstanbul Ankara'sı kadar bir mesafe var. Medine'yi aylarca kuşattılar ve düşüremediler. Fahrettin Paşa 1916'da Şerif Hüseyin isyan edince, değil mi? Cemal Paşa tarafından Medine muhafızı olarak görevlendirildi. Fahrettin Paşa 1919 Ocak ayına kadar Medine'yi muhafaza etti, kimseye vermedi. Aylarca o bedevilerce yani Şerif Hüseyin adamları Medine'yi düşürmek için şehri kuşattılar, muvaffak olamadılar. Güçleri yetmedi. Hatta Fahrettin Paşa Medine'deki Müslüman Arapları, Medine ahalisini, bakın şartlar çetinleşebilir, açlık yaşayabiliriz, susuzluk yaşayabiliriz, etrafımız çevrildi. Sizi serbest bırakayım, size bir şey yapmazlar. Siz zaten Arapsınız. Bunların derdi bizimle. Serbest bırakın, çıkın, gidin. Bağlarınıza, bahçelerinize gidin. Ya da onlara iltihak edin. Bir tanesi bile kabul etmedi. Osmanlı askerleriyle birlikte Medine'de o açlığı çektiler. O susuzluğu yaşadılar. 30 Ekim 1918'de mütareke ilan edildiğinde devlet silah bırakmayı kabul edince diz çöktüler daha çünkü Osmanlı'ya. Medine'nin de teslim edilmesi gerekiyordu İngilizlere. Fahrettin Paşa gelen hiçbir ömrü dinlemedi. Ocak 1919'a kadar direndi. Benim imanım Resulullah Efendimiz'in makberini, mübarek evini, mübarek vatanını, şehrini terk etmeye müsait değildir dedi. Ölene kadar burada direneceğim. Sonra ne yaptılar biliyor musun? Kendi adamları Suriye'den, Cemal Paşa'nın yok İstanbul'dan mı gönderdi? Suriye'den göndermiş olabilir. Gözüne kül serptiler. O kargaşadan, o şey esnasında elini kolunu bağlamak suretiyle tabiri caizse etkisi hale getirip Fahrettin Paşa'yı teslim aldılar. Çünkü İngiliz sürekli baskı yapıyor. Sürekli Osmanlı'nın asına basıyor. İstanbul'da büyük baskı yapıyor. Ve bu Fahrettin Paşa'yı bu şekilde teslim alan subaylar da bunu hüngür hüngür ağlayarak yaptılar.
Bahrettin Paşa'nın hatıralarını yazdı. Tabii. Naci Kıcıman. Evet, Naci. Lütfen. Linkinizi okuyun. Paşa'nın burada... Çok istifade edersiniz. Elinize aldığınız zaman da bırakamazsınız. Paşa'nın buradaki en büyük hizmetlerinden biri de aslında buranın kaybedilme tehlikesini önceden sezerek mukaddes emanetleri İstanbul'a iyi, Allah razı olsun. İyi ki hatırlattın. Yani son büyük hizmeti olmuştur. Allah rahmet eylesin. Çok baba bir adam, delikanlı bir adam. Hakikaten tek tek, ben de onun orijinal şeyi var. Hı. Kendi el yazısıyla emanat-ı mübareke dediğimiz Medine'de ne kadar mukaddes emanet varsa onları tek tek fotoğraflamış. El yazısıyla, kendi el yazısıyla bütün o künye bilgilerini yazmış. Ve onları ufak 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 çok gizli yollardan önce Şam, oradan da İstanbul'a sevk ettirmiş. Ve bu Fahrettin Paşa İstanbul'a geldikten sonra milli mücadeleye katılmak istiyor. Kamal Paşa kabul etmiyor. Afganistan'a elçi olarak gönderiyor. Uzaklaştırıyor yani. Fahrettin Paşa delikanlı adam. Yani yüksek prestijli insanların aslında orduda bulunmamasına dair birkaç hadise daha var zaten çok, abi bilirsin. Yani çok. Başta bir şehzade misali çok. Var. Enver Paşa'nın talebi var. Cemal Paşa'nın talebi var. Çok. Tabii. Velhasıl velkelam arkadaşlar. Yani hakikatler, kimseyi karalamak gibi bir niyetimiz yok. Neyse, aslında ne olmuşsa onu vesikalarıyla, kaynaklarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Bu bizim vazifemiz. Yalancılığa gerek yok, abartıcılığa gerek yok, goygoyculuğa gerek yok, slogancılığa gerek yok. Çünkü bizim son 150 yılımız, bugün karşı karşıya olduğumuz bütün meselelerin temelinde yatan hadiselerle doludur. Doğru. Öncesi olmayan sonra yoktur. Sonra diye baktığımız her şey öncenin çocuğudur. Onun neticesidir. Bundan kurtulmanız mümkün değildir. Her an mezardan yönetilen bir memleketin ahalisi olmak hasebiyle bu hakikati çok iyi değerlendirmemiz lazım ve bunun farkında olmamız lazım. Bu açıdan nelere maruz kaldık, hangi tecrübelerden geçtik, neleri yaşadık, dedelerimiz nasıl bir dünyada yaşadılar ve bugün bizi hala tesiri altında bırakmaya devam eden hadiselerin kök suyu, tohumları hangi hadiseyle atılmış ve bu tohumlar hangi eller tarafından milletin aleyhine bir şekilde sulanmak suretiyle, yeşertilmek suretiyle sürekli tamam mı ikam yani güçlü bir şekilde idamesi sağlanmış. Bunları bilmek işte tarih şuuruna erişmek için olmazsa olmazımızdır. Tarih şuuru, din şuuru bitişik ikiz gibidir. Tarih şuuru olmazsa günümüzde hem ülkemizde hem dünyada cereyan eden hadiseleri kesinlikle ve kesinlikle kavrayabilmemiz, arka planını görebilmemiz, değerlendirebilmemiz ve bir hüküme oturtmamız mümkün olmayacaktır. Tarih şuuru hadisatın görünmeyen kısımlarını nüfuz etme kabiliyeti kazandırır insanlara. Bu açıdan bizim okumak gibi çok ciddi bir mesuliyetimiz var. Okumak, sohbetlere katılmak, dinlemek, karşılıklı sohbetleşmek, sorular, şunlar bunlar. Tarih şuuru bu şekilde elde edilir. Aynı zamanda tarih şuuru insanların imanını da kuvvetlendirecek. Müslümanlar için söylüyorum. Çünkü hubbu fillah, buğzu fillah değil mi? İmanın alametidir. Yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek imanın alametidir. Allah için buğz edeceğimiz kimseleri bize hangi disiplin öğretir? Tarih. Allah için seveceğimiz zatları da bize tarihi kaynaklar öğretir. Okumadan, o kaynaklarla yüzleşmeden, onlarla tanışmadan bu şuuru edinmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bizde hubbu fillah, buğzu fillah şeyini nimetini de tahkim edecek olan okumadır, okumalardır, tarih. Abi tam burada okuma dedin, burada vaktimiz bitiyor galiba. Hatırlatma yapalım. Mesela ya. Seyircilerden de soru geliyor. Evet. Ahmet Bey demiş, üstadın kitapları ne zaman basılacak? Üstadın kitaplarından iki tanesi basıldı. Sultan Abdülhamit ve Filistin dramının düşündürdükleri kitabı. Mesela okumak dedin abi, Filistin dramında... Üstad Arap ihaneti meselesinden de bahsediyor. Orada Arap ihaneti iddiasını tekzip eden gerçeklerden, işte Uceymi Sadun Paşa gibi Osmanlı'nın yanında yer alan
Arap aşiret liderlerinden vesaire alimlerden, yine keza Ahmet Es-Sunus, Senusi gibi böyle isimlerden de bahsediyor. Bu yeni basılan iki kitabı yani tedarik etmenizde fayda var. Keza diğer kitaplarda vakti zamanla basılacak ve üstadın külliyatındaki noksanlıklar böylece ikmal olunmuş olacak. Eyvallah. 10 dakikamız daha var. Hemen hızlı şunları mutlaka ifade etmem lazım. Eğer gelen tepkilere göre inşallah yani ya bu ciddi bir konu hakikaten bunun devamını da getirdim falan gibi talep olursa bir daha çok sohbetimize... güzel anlattığın için bölmek istemedim ama aslında sormak istediğim işte evet, o kadar çok soru var inşallah ki. Devam edelim çünkü asıl turbun büyü heybede. Heybenin dibinde yani onu söyleyeyim. Şimdi hemen hızlıca 10 dakikada şunları da müsaadenle söyleyeyim. Asıl cephenin tabii Süveyş'te, Filistin'de, Irak'ta kurulundan bahsettik. Bakın, Mitchell Bart diye bir adam var. Bu önemli bir adam, Yahudi. Bunun Amerikan-İsrail Cooperative Enterprise diye bir düşünce kuruluşu ve bunun sitesi de var. Yani Amerikan-İsrail İşbirliği Girişimi adlı bu düşünce kuruluşunun başkanı Orta Doğu analisti bu adam ne diyor? Sitesinde var. Tespiti şu. O dönemin romantik kurgusunun aksine Arapların kahir ekseriyeti Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ve Fransızlara karşı Türklerin yanında savaştılar. Burada ilginç bir cümle, kelime var. Romantik kurgu diyor. Bak, bu konuda iki tane romantik kurgu var. Bir tanesi İngilizlere ait, bir tanesi bize ait. Bir tanesi bize. İngiliz romantik kurgusu Arapların nasıl bir alet, bir maşa olarak kullanıldığıyla alakalı. Ve Türklerle Arapların arasındaki o kalın bariyerleri oluşturmada nasıl elverişli bir tarihi malzeme oldu İngiliz'in romantik kurgusu mu? Bizim romantik kurgumuz da bir ay içerisinde Anadolu coğrafyası büyüklüğünde vüsatinde bir coğrafyanın bir ay içerisinde elden çıkışının vehametini millet üzerinde unutturmak, perdelemek adına kullanılmış çok elverişli bir malzeme olmasıdır. O romantik kurgu dedi. Araplar ihanet etti, biz kaybettik. Arap coğrafyası zaten. Oradan bize bir şey gelmez. Bakın son söyleyeceğim, inşallah bunu sık tekrar edeceğim. Bütün işin temelinde şu var. Churchill'in çok meşhur bir siyasi vasiyetnamesine sadık olan devşirilmiş lejyonerler tarafından bu şeyler, kavramsallaştırmalar, bu ithamlar sürekli her devirde yeniden üretilip sahaya sürülüyor. Bunun gerçekten farkında olmamız lazım. Çünkü Churchill siyasi vasiyetnamesinde diyor ki, başta Britanya İmparatorluğu olmak üzere Batı uygarlığı eğer istikbalini garantide görmek istiyorsan Türklerle Arapların arasına kalın duvarlar çekmelidir. Ve bu duvarların aşılmasına asla ve katla müsaade edilmemelidir. Hatta İngilizlerle daha harbin 1917 yılında yapılan bir takım yeni çalışmalar ortaya koydu bunu. Enteresan ve sümenaltı görüşmeler var. Bu görüşmelerde bütün bunlar konuşulmuş. Bakın bir süfleyi vereyim ondan sonra ezan okunuyor. Zaten vaktimiz de bitti. İşte bu bir parmak bal çalayım merakınız canlı kalsın. Şimdi şuraya not aldım. Filistin, Suriye-Filistin cephesi üzerine son yıllarda yapılan bazı araştırmalarda, bak buraya dikkat, Anadolu'nun güney sınırlarına, Anadolu'nun güney sınırlarına kadar devam eden çekilişin, Filistin cephesi hezimeti üzerine Adana, Bahçe hattı, evet. Çekilişin Türklerin Arap topraklarıyla alakasını kesmek gibi bir siyasi sebebi oldu ve bu konuda da bir anlaşma olduğu iddia diyeceğim o kelimeyi kullanayım edilmektedir. Kaynak veriyorum. John Gringer, The Battle for Filistin. Çalışması bu. Önemli bir adam bu. 1917 ilavesi de var. Bir de Kemalist tarihçi Celal Erika'nın Komutan Atatürk kitabının sayfa 99'unda bu bilgi geçiyor. Yani Araplarla Türklerin irtibatı Churchill'in siyasi vasiyetnamesi gereği
tam bugünkü Adana, yani bugünkü Suriye-Irak sınırları. O zaten daha 1917'deki görüşmelerde zaten bu konuda anlaşma yapılmış. Ve ondan sonra harbin devam eden mütemadi süreçlerinde de kuvveden fiile geçirilmek suretiyle çok kısa bir sürede bir anda yaklaşık 710 bin kilometre karelik bir coğrafya ardımızda bırakılmak suretiyle, önüm, arkam, sağım, solum, soba denilmek suretiyle, Lozan'da da bu geride bırakılan unsurlarla hiçbir şekilde irtibat kurulmayacağına dair verilen söz üzerine yeni bir konjonktür, yeni bir paradigma devreye sokulmuş. Dolayısıyla bu süreçleri, bu vetireyi çok ince detayına kadar gerek yok ama her Müslüman mütefekkirin bu topraklarda şeyi olan, davası, sevdası olan her gencin, özellikle sizin gibi çok farklı meşgalesi olan, ideali olan, davası olan, derdi olan arkadaşların gerçekten bilmesi lazım. Çünkü etraf cehalet kaynıyor. Maalesef. Sloganlar ve klişeler zirve yapmış. Sloganların ve klişelerin zirve yaptığı, başa çıktığı yerlerde akıl, idrak ve izanda ayağa düşer. Böyle bir ortamda, böyle bir şeyde yaşıyoruz. İnsanlar maçlara gidiyorlar. Siz buradasınız, sohbet ediyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Ama bunun geri beslemesini kesinlikle yapmamız lazım. Zaten çoğunuz talebesiniz. İnşallah bu konudaki kaynakları, inşallah biz veririz zaten bu kaynakları. Ciddi okumalarla bu donanımı temin etmemiz lazım. Diyeyim, ezan da okundu. Daha anlatacak çok şey var. Laf bitmez. İnşallah Allah nasip ederse bir dahaki tartışma programında bence bu konuya devam edelim. Bu konuya devam etmemiz lazım. Şimdi Winston Churchill'in bu Türkler ile Araplar arasında duvar örmeli dediği vasiyetname ile aslında programın başında söylediğin Muhammed Harp Hoca'nın bu İngilizlerin Mısır'daki tarih kitaplarını kaleme aldığı iddiası ve bir de Türkiye'deki tarih kitaplarında da keza Araplar bize ihanet etti, sırtımızdan bıçakladı. İşte Arap müfredatlarında da Türkler bizi sömürdü söylemiyle aslında Churchill'in vasiyetnamesini aslında biz sanki yerine getiriyormuşuz gibi Araplarla kalıcı olarak aramızda bir duvar örerek. Bak yani, sana bir anekdotum paylaşayım, bana bir tuşuma bastın, onunla bitirelim inşallah. Sonra senin değerlendirmen sorulur olabilir. Ben şimdi bizim Zekeriya hocamız var, Zekeriya abi sağ olsun. Nerede Fatih Sultan Mehmet dedim. FSM'de hoca. Orada haftada zaten. Dergi zamanı. İşte benim mekan da Osmanlı arşivlerinin dibindeydi. Bir gün iki tane Arap araştırmacıyla ziyaretime geldi. Araplar gelmişler. Galiba Suriyeli olacaklar. Osmanlı arşivlerinde araştırma yapıyorlar. Türkçe'de biliyorlar çat pat. Muhabbet ediyoruz. Baktım hasta adamlar. Yani o fikir var. Ama biraz böyle mütereddit kalmışlar. Belgelere nüfuz ettikçe o belgelerin onların yüzüne, zihnine çarptığı şeyler onlara abonmanı etmiş. Böyle de bir halleri var. Neyse bir artık o mevzular oraya geldi. Zekeriya abi önlemeye çalışıyor ama ben de dayanamadım. Dedim ki ya biz dedim evet Arapları sömürecekti. Tam böyle sömürülme zamanı gelmişti ama onu da bize yedirmediniz. Onu da İngilizlere yedirdiniz. Petrolü kastediyorsun. Sadece kumunuz vardı. Biz kumu ne yapacağız? İnşaatta bile kullanılmıyor falan diye. Çok bozulmuşlardı yani. Tam böyle petrol çıktı. Tam işimize yarayacak. Madem sömürüyoruz ya. Onu da bize yedirmediniz falan dedim. Çok bozuldular ama ondan sonra onlar hakikati buldular. Osmanlı arşivinde o belgeleri görenlerin. Evet. Zaten bütün o bariyerleri, bütün önyargıları parçalanmaya mecburdur. Çünkü, sömürmek şöyle dursun, tabii. Sürre alayları vesaireyle oraya daha çok ihsan da... Ya 1918 harbin ortasında bak, 1918 perişan olmuştu. Yine Sürre çıktı biliyor musunuz? Evet. Ama Sürre güzergahı emniyetli olmadığı için maalesef Mekke'de Medine'ye varamadı. Ya. Her yıl istisnası... Öyle Sürre az bir şey değil. Bir devlet bütçesi büyüklüğünde her sene haç mevsiminde Harameyn'e, Mekke ve Medine'ye, oradaki ulemaya, devlet adamlarına, fakire, fukaraya, garip, gurabaya bizim ecdadımız altınlar, yiyecekler, hilatler, daha neler neler göndermişiz. Yavuz, bizim oraya vali atamak ne haddimize? Kadı atamak ne haddimize? Onlar peygamberimizin hemşehrileri ya.
Biz onlara ancak hizmet edeceğiz. Cenab-ı Hak da bana bu şerefi bahsettiği için bak 40 tane hafız, 7-24 mukaddes evet. emanetlerde hatim indiriyor. Ben de gece kalkıp Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum bana bu nimeti ihsan ettiği için diyor. Nerede diyor bu bilgiler? Selimnamelerde. Diyelim. Evet. Akşamın saati. Ki abi o Surre alaylarının Medine'ye varmasına engel olan o yol kesiciler, işte çöldeki haydutlar, o kervanlara saldıranlar. İşte şerifin adamları. Sadece işte yani aslında yerel Arap halkı değil, Osmanlı'nın daha önceki dönemlerde bile sürekli hac yollarını kesenlerle insanlar. Tabii. Dediğiniz gibi yani kim parayı verirse zaten onun için paralı askerlik yapılan tabii, insanlar. Aynen. Abi burada aslında Şerif Hüseyin'in 100 bin asker vaat edip İngilizlere. Sadece bütün harp boyunca ancak 10-15 bin evet. o da işte yağmacı, çapulculardan müteşekkil bir kuvvet bulması aslında bu Arap isyanı denen isyanın bütün bir Ceziretül Arab'a yayılmış, bütün Arap halkının katıldığı, iştirak ettiği bir isyan olmayıp daha çok böyle normal zamanda da zaten Surre alaylarını yağmalayan, hacıları yağmalayan çapulcu tiplerden oluştuğunu Kahire ekseriyetinin aslında bir nevi anlamış olduk bu programda. İnşallah bir sonraki programda tabii çok daha ciddi ve netameli yerlere de bağlarız ümidindeyim abi. İnşallah. Çünkü daha çok mühim suallerim var. Bu arada şu hatırlatmayı da yapayım. Müstakil bir konu olarak Arap ihaneti iddiasını güzel bir makalede Ahmet Uçar Hoca senin çıkardığın bu dergide anlatmıştı abi. Bu derginin 18-69 arası tam takım sayılarını şu anda sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Buradan seyircilere seslenmiş olalım. Daha başta Arap ihaneti olmak üzere daha bir sürü dezenformasyon yapılan hususlara dair çok güzel ve doğru çalışmalar yapmışsın abi. İnşallah bunu seyirciler istifade etmeye devam ediyor. Ben yapmadım canım. Bir ekip işi. Ekip işi yani. Ama tabii bir birilerinin şey. Hani birilerinin riyasetinde, öncülüğünde olur. Buraya Allah sana nasip etmiş bu hizmeti. Eyvallah. İnşallah. Eyvallah. Bize de ulaştırmak düştü. O yüzden hani haber vermiş i̇nşallah. Olalım. Efendim i̇nşallah. Bir sonraki programda inşallah bu konuya daha netameli hususlarından devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.